Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Bakayım ilginizi çekecek mi? İnşallah istifadeye vesile olur. Ben de istifade ederim. İhtina sırat-ı müstakim. Ne demek? Sırat-ı müstakim. Bizi sırat-ı müstakim üzere hidayetlendir. Öyle dost doğrudan hidayet üzerine kıl, değil mi diye. Peki, nerede diyoruz bunu? Fatiha'da. İlmimizi artır demiyoruz. Değil mi? İlmimizi artır demiyoruz. Allah'ım istikamet ver. Verdiğin istikamette kayık. Peki ilmimizi artır demiyoruz da. İhtina sıratın müstakim. Hidayet üzerindeki istikamet. Bakın arkadaşlar. İstikametin zıttı yok. İstikametin zıttı yoktur. Yani istikamet şer'e hizmet etmez. Ama ilim şer'e de hizmet eder. İnnemâ utûti alâ ilmi. Karun dedi ki ilmimle yaptım. Adamı firavunlaştıran ilimdir. Enaniyettir. İlmin iki yönü vardır. Ama istikametin yoktur. İstikamet. İstikamet ne biliyor musunuz arkadaşlar? Şöyle ifrat tefrit var. Aşırı uçlarda olmayıp Resulullah'ın sünnetinde olmak. Peki ne demek? Ne işe yarar? Şu. İstikamet hidayettir. İstikamet olan adam nasıl anlarız? Hidayettedir. Hidayette olduğunu kişi nasıl anlar kendisi? Ruhunda cenneti yaşar. Kaos yaşamaz. Sıkıntı yaşamaz. Eğer sıkıntı yaşıyorsa ruhunda, hani bela musibet demiyorum, hastalık demiyorum. Ruhsal sıkıntı yaşıyorsa istikametin sorgulası. Bak bir daha. İlim ihlasa vesile. İhlas, sadakatı netice doğurur. Sırayla gidiyorum. İlim, ihlası. İhlas, sadakatı. Sadakat, istikameti. İstikamet, hidayeti. Hidayet, ruhun cenneti. Hidayet, hat-ı zatında ruhun cennetidir. Arkadaşlar. İhtina sırat-ı müstakim. Sırat-ı müstakim, şecaat, iffet ve hikmetin mezcinden, hulasasından hasıl olan ad ve adalet işarettir. Yani istikamet de nasıl olacak? Bir tencere getir, bak içine şecaat koy. Şecaat ne demek? Kahramanlık. Yani öyle Allah kork dediği yerde, korktuğu miktar kadar korkmak. Korkma dediği şeyde, Allah dediği şeyden, dediği kadar korkmamak. Ya, şecaat. Mesela cihat söylüyor Allah. Cihat. Demek ki şecaat, yani ayakta durmak. İffet. Ne demek iffet? Maddi ve manevi namuslu olmak. Üç, hikmet. Yani yaptığın şeyin içerisinde soru sorulduğu zaman cevabın olması. Niçin böyle yapıyorsun? Bu üç tanesinin şecaat, iffet, hikmet karıştırırsak sırat-ı müstakim doğuyor. Bir, şecaat. İki, iffet. Üç, hikmet. Gafur, oldu mu abi? Evet, abi. Bak şimdi, şecaat. Yani pek o dönemi geçirdiniz siz, o dönemi pek yaşamadınız.
oraya gidiyorsunuz, baskı yapılacak, tamam mı, böyle şey yapıp takip ediliyorsunuz. Hani var ya 80'li dönemler. 98'e kadar, 98 zirveye çıkmış Ergona Konferansı'nda. Öyle takip ediyorsun. Ha, o zaman bu şecaat, yani hakikaten kahramanlık gerekiyor. Yani namazı korkudan bile terk eden vardı. Ya, demek ki şecaat, İslami şahsiyet, iffet, maddi ve manevi namuslu olmak, dürüst olmak, ne olursa olsun yalan konuşmamak, aldatmamak, ihanet etmemek, vefasızlık yapmamak, dürüst olmak, iffet. Hikmet de şu, yaptığımız şey içine kendimizi koymayın. Mesela bir elma aldın, içine kendini koyma. Et olursa insan eti, elma ile yenmez, murdar olur. Yani niçin yapıyorsun sorusuna cevabımız olmalı. Bu üç tane sıfat, şecaat, iffet, hikmet bir araya gelirse istikamet olur. Tagayyur, devamlı değişen, inkılap bir halden bir hale, mesela yumurta tavuk oluyor. Çekirdek ağaç, ağaç çekirdek. Bu inkılap, tagayyur ve inkılap, felaketlere maruz ve muhtaç şu insan bedeninde iskan edilen ruhun yaşayabilmesi için üç tane kuvvet ihsas edilmiş. Dersimizin konusu şu, insan niçin buhran geçiriyor? Ona malzeme yapıyorum. Dersimizin konusu ona göre dinleyin, telefonunuz kapalı olsun. İnsan için buhran geçiriyor. Ya niçin sıkılıyor? Nereden çıktı bu sıkıntı ya? Asıl bir belası ya. Mevla ya. Her tarafı sarmış, sarmalamış. Kime dokunursan dokun. Hemen sıkıntı. Hemen hırçınlık, tahammülsüzlük, sabırsız. Böyle vefasız. Geçmiş unutur bir tavır var böyle. Sanki yeni tanışıyoruz. Sanki 10 senelik dostumuz değil. Onun sebebini okuyacağız işte. Üç tane insanda özelliğin doğru kullanılmamasından kaynaklanıyor. İnsan vücudu, şu bedeni, sırf bu değildir. Burada bir ruh var. Bu ruhun, bu cesette dengeli durabilmesi için üç tane kuvvet koymuş. Kuvvetle duruyor. Birincisi, menfaatleri celp ve cezb için kuvve-i şehebiye, behimiye. Yani birinci kuvvet menfaatlerini celp ediyor, çekiyor, zarardan uzaklaşıyor, itiyor. Buna kuvve-i şehebiye deniliyor. Şehebiye cinsellik değil yani. Yemek yemede bile şehvet yani. Yemek yemekte. Nefsin arzularını uymak. Mesela ikide bir telefon değiştirmek şehvet denir. Kuvve-i şehviyedir. Yani doymayan arzular demektir. Doymayan arzular ve istekleri nasıl tatmin edeceksin ki? Yani bu dünyada isteklerimizin karşılığı yok arkadaşlar. Yok. Niye verilmiş? Daha önce derste söyledim. Anne karnındaki organlar niye verilmiş? Orada işe yaramıyor. Gidecek olduğu dünya için. Anne karnında ayak verilmiş, işe yarıyor mu? Yok. Burası için. İnsana da yani anne karnında ayak verilmiş, burada lazım olacak. Göz verilmiş, burada lazım olacak. Burada lazım değil. Ha, bu dünyada da insana verilen manevi duygular, cihazlar ahirette kullanmak için verilmiş. Mesela beka verilmiş. Ebed verilmiş. Bak şurayı dinleyin. Her istediğim olmasını istiyorum. Herkeste bu var. Var mı yok? Var. Derdim olmasın. Hastalanmayayım. Ölmeyeyim. Kanser olmayayım. İhtiyarlamayayım. Var ya. Bu istek var mı arkadaşlar? Var. Eğer bu istekleri burada tatmin etmeye gidersen başına derdi salarsın. Neye benziyor? Anne karnında çocuğun haklı olduğunu kabul edin. Ayağına güvenip orada top oynamaya kalkarsa anne karnında. Değil mi? Eline güvenip ağaçlara bir yerlere böyle elini uzatıp bir şey almak istese, gözüne güvenip manzaraya bakacağım diye sipsiyah olsa,
Sonra bir şey göremediğine göre çıkarır gözünü. Yani anne karnındaki çocuğun organlarıyla orada iş yapamazsınız. Yapmaya kalkarsanız olacak aynı şuna benziyor. Bu dünyada insanı donatılan ruhsal özellikleriyle bu dünyada ahirette kullanılması için verilmiş. O ruhsal donanımları burada memnun etmeye çalışmak. Beka istiyoruz, bakileştirmeye çalışalım. İnsanların duyguları doymaz be kardeşim. İşte böyle bir insanın, böyle bir insanın ruhu cesede yerleştirmek kolay mı? Şöyle düşün. Burada mıyız arkadaşlar? Bir odunun içerisine dumanı yerleştirmek. Nuru yerleştirmek. Kelamın içerisine karakterimi yerleştirmek. Benim kelam beni taşıyor ya. Odunun içerisine güneşi yerleştirmek kolay mı? İşte bu cesede de ruh yerleştirmiş. Ama bu ruh nasıl duracak? Bu ruh burada nasıl duracak? Üç tane özelliğinden. Kuvve-i şehviye behimiye. Yani bitmez, tükenmez arzu ve istekler. Çünkü ruhun özelliği bu. Bunu ruh burada durabilmesi için üç tane kuvvet konmuş. Orada tutuyor sağlam ruhu. İkincisi, zararlı şeyleri def için kuvve-i seviye-i gadabiye verilmiş. Zararları def etmek için gadab isim verilmiş. İtmek için. Üçüncüsü, nef ve zararı iyi ve kötü birbirinden temiz için kuvve-i akliye melekiye verilmiş. Yani bu ruhun bu cesette oturabilmesi için yani üç tane kuvvet var. Kuvve-i şehviye, kuvve-i gadabiye, kuvve-i akliye. Yani bitmez tükenmez arzu istekler, zararlarını def etmek, menfaatini celbetmek, bir şeyin doğru ve yanlış olduğunu sorgulama noktasında aklı meleke. Bu üç tane sistem vasatlı olursa, kuralına göre işletirsek arkadaşlar, bu dünyada cenneti yaşarız. Yoksa bu üç kuvvet bize mezarlık olur. Cehennemi dönüştürür. Yani dünyamızı eder cehennem. Niye sıkılıyoruz? Bu üçünden bir tanesi ya ifratta ya tefritte. Mesela öyle bir şehviye var ki, yani istekler, arzular. Oho, öyle bir hedef var ki, o hedefe göre mevcut servetin seni fakir etmiş. Oysa şu servet sana artardı bile. Ama öyle bir hedefler yapmışız ki. O kafi değil ona. Öyle bir akıl vermiş ki, ifratta kullanmıyoruz. Örnek için söylüyor bunu. Amerika tavukları kaç tane? Merak ediliyor. Amerika tavukları kaç tane? Çok tuhaf değil mi? Bir tanesi dedi ki niye merak etmeyeyim? Doğru. Merak edilmesi lazım da. Ama sırası mı? En çok neyi merak edileceği sıraya koy. Bakayım Amerika'da kaç tane tavuk var, sıra kaça gelir? Önce horozları bir say değil mi abi? İlk önce horozları say. Yani ne kadar fuzili şeylerle, şu güldüğümüz bizim başımızla, ya hiç lazım değil ya. Bir tanesi dedi ki, köyden, hocam hoş geldin, hoş bulduk, sen falan tarihte falan arabanın plakasıyla geldin. Falan tarihe de şey, Allah Allah dedi, bak şöyle. Bu köye giren arabanın plakalarını hep ezberlemiş, kim neyle geldi. Dedim ki namaz kılıyor musun, yok, niye bilmiyorsun, süre bilmiyorum dedi. Lan gelen köye gelen, köye gelen arabanın plakalarını ezberlemiş. Niye yapıyorsun dedim. Merak, duramıyorum dedi. Araba geçince mutlaka camdan bakıyorum kaç plaka tanıyorsam onu da kaydediyorum benimle. Ona o aklı bana verse ya Hüseyin. 1,5-5 sene önce hangi arabayla geldin plakasını söylüyor. Ya bu nedir? Kuvve-i akliyenin ifrat modu. Başka ne yapıyor? Celbeze yapıyor. Yani olmayacak batıl şeyleri
doğruymuş gibi iknaya çalışıyor. Şimdi esas meseleye geliyoruz. Lakin insandaki bu kuvvetlere şeriatça bir hat ve bir nihayet tayin edilmemiş ise de fıtraten tayin edilmemiş olduğundan bu kuvvetlerin her birisi tefrit, vasat, ifrat namıyla üç mertebe ayrılmış. Allah bunlara hat koymamış. Bunlara hat koymamış. Buraya kadar, bu kadar düşünürsün, bu kadar istersin, bu kadar zarar verirsin, bundan sonra daha zarar veremezsin. Mesela aslan gelse aşağıda, demir kapıyı kapatsak zarar verebilir mi? Veremez. Hayvanlar bahçesinde belgesellerde bir görmüştüm geçenler. Araba jipe biniyor, kaldırıyor camı, aslan duruyor orada. Böyle elini koyuyor, baktı ki bir şey yapamıyor, durdu. İnsan ise komple arabayla komple uçuruyor havaya. Koyuyor bombayı aşağıya, arabayla gidiyorsun semalara. Yani insanın zarar verme haddi yok. Şuraya kadar verirsin demiyor. Aklen şunları düşüneceksin. İstek itibariyle bunları isteyeceksin, bunları istemeyeceksin. Öyle bir yok yani. İşte hayatımızı zehire çeviren bu duyguların, bu üç tane kuvvetin doğru kullanamamamızdan kaynaklanıyor. Benim biraz mesleğim olduğu için böyle ruhsal psikoloji. Niçin insan rahatsız? Ona ait de inşallah sonunda bir şey okurum size. Veciz cümleler. İnanın 10 kitapta bulamayacağınız belki de 20-25 tane cümle okuyacağım size. Çünkü her bir kitapta bir iki tane ancak öz cümle çıkarırız. Risale'den. Yani kendini motive etme adına 20-30 tane cümle. İnşallah zamanım olursa okurum size. Şimdi insanda bu kuvvelere kuvve-i şehebiye, kuvve-i gadabiye, kuvve-i atliye Allah hat koymamış. Şurada dur dememiş. Onun için nihayetsizi ister, hiçbir şey de istemez. Acayip bir şey. Lakin işte bunlar yerleştirmiş. Mesela kuvve-i şehebiyenin tefrit mertebesi. Kuvve-i şehebiye, istek ve arzular demek. Tefriti şuymuş. Bak. Bakayım bu, biz burada var mıyız? Herkes kendisi ölçecek böyle. Ben nerede hata yapıyorum? Kuvve-i şehebiye, istek ve arzularımızın üç modu var. Tefrit, vasat, ifrat. Şimdi arkadaşlar, bir organ şu kırıldı. Organ belli, ilaç belli. Değil mi? Gözüm hastalandı, organ belli, hastalık belli, ilaç da bellidir ortalama. Öyle değil mi? Bir daha, kulağım ağrıyor, organ belli, hastalık belli, ilaç belli. Tamam? Fakat canım sıkılıyor. Ona suizan ediyorum. Patlayacağım. Psikolojim bozuk. Organ var mı? Psikoloji bozuldu organ. Gözüm görmüyor. Aha göz. Kulağım işitmiyor. Aha kulağım. Canım sıkıldı. Organı var mı? Yok. Organı yok. Olmayan organa hangi ilacı vereceksin? Ne ilacı vereceksin? Aklı donduracaksın. Şimdi bunu ben arkadaşlara, doktor kardeşlerime şey yapıyorum. Bir gün olsun da bunlarla bir mutala soru sormasınlar falan. Ne yapacağız dedi. Şimdi ne yapacak? Organ olmadığından psikoloji bozukluğun, yani psikoloji şu demektir. Psiko, ruh demektir. Rumca. Loji, ilim demektir. Ruh ilmi. Hepimiz okumuşuz mektepte. Ruh ilmi. Ruh da bu organ mıdır? Yok. Peki bu hastalandı. Ne yapacaksın? Orta çağda şeytan bunun içine girdi diye yakacaksınız. Ben İtalya'da böyle bir arenaya da gittim, ziyaret ettim. Verona arenası var orada. Verona diye bir şehir var. Orada bir vazife de yapmıştım. Orada arena böyle ortaya koyarlarmış böyle. Herkes böyle seyredermiş tiyatro gibi ortada. Padişahın cezalandırdı. Aslanlara yedirmişler. Aylarca aç bırakılmış fareler var. Kutuların içine getiriliyor. Çıplak adam bırakılıyor. Herkes seyrediyor günlerce. Alayış yapılıyor. Aç farelerin içine atıyorlar. Öyleydi. Ha 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 gülüyorlar. Çünkü
cinli veya psikolojik hastalara şeytan girdi diye onları yakıyorlarmış. Osmanlı onları Endülüs'te veya işte Endülüs İslam Devleti onları ya sesle ya şekille ya davranışla mesela ateş yakarak tedavi ediyorlarmış. Su atlarıyla tedavi ediyorlarmış. Değişik seslerle tedavi ediyorlarmış. Okuyarak tedavi ediyorlarmış. Mesela psikolojiniz bozuk. Bir tedavi şekli şudur. Git arabanızı arkasına bagajına şey koy, odun koy. Git kimsenin olmadığı yere. Otur şöyle. Ateş burada yanıyor, tamam mı? Alev gidiyor. Bir noktaya bak. Böyle kafanı şey yapma. Bir noktaya bak. Bak seyret. Bunu yer yer Mehmet Akif Ersoy yaptığını söylüyor. Ben de yapıyorum. Psikolojik şey, bizim bildiğimiz o psikolojik hasta olmak değil, sıkıntın gidiyor böyle bakıyorsun. O kadar rahatlatıyor ki böyle. Bir de nehir akıyor. Sıkıntın mı var? Gitmesini istiyorsun. Böyle otur buradan, su aksın, bir şelaleye bak, bir tane, bir noktaya bak. Aynı yere bak, aksın. İlham gelmesini mi istiyorsun? Aynı nehire otur, aşağıda yukarıya bak, su sana gelsin. Bunu Osmanlılardan öğrendim mi? Mesela şeyde gördüm ben, Yalıköy'de bir kardeş işte, böyle bir tane bir şey koymuşlar, Anadolu'da almış. İşte taşlar var, delikler var, aklar var, bilmem ne var. Oradan böyle cerrahlı böyle su geliyor, oraya damlıyor, orada vuruyor, oraya taşa vuruyor, oradan peranış yapıyor. Değişik sesle çıkartıyor. Hatırlıyorsun böyle. Böyle acayip sesler ya. Peki neyi gösteriyor? İnsan ruhu madem bu beş tane gözüyle, kulağıyla, burnuyla, diliyle, eliyle bozuluyor, bu yöntemle. Yani onlar şeytan girdi diye yakarlarken ecdadımız tedavi edermiş. Acaba bu ilim bu kavukta mıdır diye Japonlar Osmanlı'da eğitime geldikleri zaman Osmanlı kavunu, külahını koyarlarmış kafalarına. Çok acayip. Niçin? Dinimiz ilme çok emniyet vermiş. O kadar. O kadar. Yani o kadar. Alimin, bak alimin mürekkebi. Kendisi değil ve kanı değil. Şehidi. Kanı. Kanı değil. Çünkü şehidi yetiştiren, hazırlayan alimdir. İlme bakın ya. Neyse. Allah Allah. Mesela Kuvve-i Şeviye'nin tefrit mertebesi. Humuttur. Ne demek o? Ne helala ne de haramına şehvet iştahsı yoktur. Hiçbir şey istemiyor. Ev odasından çıkmıyor. Hiçbir şey canı istemiyor. Böyle akrabanız var mı? Belki duymuşsunuzdur. Neyi var delikanlının veya kızımızın? Amcası odadan çıkmıyor. Ne yapıyor? Yatakta veya bilgisayarda. Kuvve-i Şeviye'nin tefritidir. Hiçbir şey istemiyor. Peki bunu niye yapıyor? Bunu kendisini oyalıyor. Böyle durmasını sağlıyor burada. Ben öyle insan biliyorum ki 2 sene çıkmamış evden aşağıya. 2 sene. Demek ki Kuvve-i Şeviye'nin tefriti hiçbir şey istememek. Yemek mi yiyeyim, gezeyim mi, bir arabaya bineyim. Arkadaşlarla sohbete gideyim. Ne bileyim bir piknik yapalım, bir balık yiyelim. Yok yani. Meşru daire de meşru. Helal daire. Yok. Bu nedir? Hemen koyacaksın. Ben bir derse katılmıştım. Ne demişti orada Risale'de geçiyordu? 23. sayfa işaret edeceğiz. Dedi ki, Kuvve-i Şeviye'nin tefriti humuttur. Nedir? Ne helala ne de harama şehveti yok. Arzusu yok. Hiç. Ölmüş. Leylim leylim. Ondan sonra ifrat mertebesi fucurdur ki namusları, ırzları paymal etmek iştahsında olur. İfratı namusları paymal eder. İstek ve arzular ise her şeyi ister. Ne gördü? Yeni bir şey çıktı. Samsung telefonu, Afyon telefonun, iPhone değil, Afyon. Uyuşturucu. Tamam. Afyon telefonu, şunu çıktı, çıkacak. Daha bir hafta oldu alalı. Olmaz, yatamaz, onu almadıkça.
İfratı da bu. Cinsellik ise helal haram demez. Bu da kuvve-i ifratı. Vasat mertebesi iffettir ki helaline, helaline şehveti, haramına da uzak duruşu vardır. Peki ne yapar? Kur'an'da hani der ya hepimizin bildiği, zina yapma demiyor. Yaklaşma. Çünkü niye? Balataları tutmaz ki fire. Yani plaja gireyim mi girmeyeyim mi? Gücü yeter. Girmemeye. Girmemeye gücü yetmeyip de girenin bakmamaya gücü yetmez. Çünkü baksana girmemeye gücü yetmemiş. Televizyonu açayım mı açmayayım mı? Açmamaya gücü yetmeyenin muhatap olacağı şeylerden kaçışına gücü yetmez. YouTube'lara, videolara gireyim mi girmeyeyim mi? Gücün yetmiyorsa gitti girdikten sonra birkaç saat çıkma şansı yoktur. Bunu bil yani. Çünkü zaafını bil ki tedbirini al. Onun için ne güzel diyor. Zinaya yaklaşma. Yaklaşma ya. Niye? Makinenin sahibi diyor ki Allah, gücün yetmez. Fren balataları yağlanır, frenin tutmaz. Kuvve-i şeviyenin yemek, içmek, uyumak ve konuşmak gibi furuatında da üç mertebesi mevcuttur. Kuvve-i gazabiyeyi okuyorum. Gazabiye. Yani gazabiyenin menfaatları, cep, zararı def etme. Kuvveti var. Yani aslında tahlildir biliyor musun? Psikolojik olarak. Birincisi şunu yaptık. Kuvve-i akliye, şehriye yaptık. Hiçbir isteği yok. Hiç. İfratı, ölçüsü yok. Her şey istiyor. Vasatı, dendiği şey kadar, dendiği miktar istiyor. Peki başka istemez mi? İster. Ama terk etmeyi becerebiliyor. Şöyle diyeyim arkadaşlar, sevgili kardeşlerim. Hayvanların aksine olarak insanın en büyük meziyeti şudur. İstediği halde terk edebilmesidir. Bir şey çok istiyorsun ama terk edebiliyorsun. Terk ettiğimiz kadar hürüz. Terk edemediğimiz kadar köleyiz. İlle başkası palanga vursa bir şey değil. Yani başkası palanga vursa kahraman oluruz. İsteklerimiz bizi hapsetmiş. Hapsetmiş. Demek ki toparlıyorum. Kuvve-i şehviye tefriti hiçbir şey istemiyor. Hiç. Meşruyu da istemiyor. İfratı helal haram demiyor. Vasatı elimizden geldiği kadar sünnet-i seniyi uygular. O zaman bir daha söyledim. Bir akraban var. Kızı veya oğlan. Odadan çıkmıyor. Diyeceksin ki kuvve-i şehvenin gadab modunda. O etkisinde. Ama her şey istiyorum. Oyunlardan çıkmıyor çocuk. Oyun, ne okul var ne kalma, öyle beyin bitmiş, hayır anne falan, yemek bile yemiyor, tuvalette bile o, tuvalette de oturmuş. Kuvve-i şehviyenin ifrat modu. Şimdi kuvve-i gadaviye, menfaatleri celbeder, yanlışları, haramları terk etmek manasında olanın ifrat tefrit vasatına bakalım. Tefrit mertebesi gadabın, cebalettir ki korkulmayan şeylerden bile korkar. Tuvalete bile gidemiyor. Hani orada birisi var ya. Ne var o kızım oğlum? Hani orada bir adam zannetti. Kuvve-i gadabiyenin tefritidir. Allah korkmayın dediği yerden korkar. Korkun dediği yerden de korkmaz. Bu gadabiyenin özelliği. Peki nedir? Korkulmaması gereken yerde korkar. Bu tefrit. İfratı korkulması gerekende de korkmaz. Bu da ifrat. Mesela cehennem varmış. Ölüm varmış. Lan günah. Ne zaman gelecek ahiret ya? Cehennem var. Varsa var canım. Aa bir şey olur ya. Falan artist cehenneme giderse ben de oraya giderim. Öyle birisi diyen vardı. Bizim köyde. Falan artist oraya giderse öldü de cenazesine denk geldi. Hasköy'de kalkıyordu. Hani koyuyorlar da suratını açıyorlar ya.
kefene mantel. O söz hatırıma geldi. Cehenneme gitsek ne olur ya, sen konuş ya, bunu çalar ya. Sanki din yeni gelmiş. Ya bir şey olur kardeşim dedi ya, Allah yakar mı? Falan artist cehennemde de olsa ben giderim diyordu. Hiç kefenini kaldırmadım, suratına bakmak istemedim ama oradan geçerken millet Fatih okuduğunu zannediyor. Yana girip bir şey okuyorsun ya, içinden. Ben de bir şey okuyorum, bak ne okudum biliyor musun? Ne haber? Falan artist orada ismini söylerdi. Merak etme, biraz sonra oraya gideceksin. Millet zannetti ki amin, Fatih okudu. Zıttı böyle, alele. E niye gittin cenazesine? Köylündür. Tamam mı? Böyle ne yapalım, başkasını kızdırmamak için. Belki onun soyundan, akrabasından davamıza ısınır olur da. Böyle dedi. Belki de dönüş yaptı ama hayatı bu. Şimdi kardeşim, niçin bu misali veriyorsun? Hayatın içeriğinde misal vereceğim ki canlı olsun. Bakın, kuvve-i gadabiye, korkulmaması gereken yerde korkuyoruz. Bu kuvve-i gadabiyenin tefrik modudur. Allah diyor ki, benden başka bir şeyden korkmayın. Benden korkun, hafedin diyor. Allah'tan korkmuyoruz. Bu da ifrat. Cehennem varmış Allah'ın. Varsa var canım. Ha? Peki cezası nedir? Allah diyor ki benden korkun. Eğer benden hakkıyla korkmazsanız yani sisteme insanı şöyle düşün. Hamur var ya hamur. Hamur suyla ekmeği yoğurdu. Şimdi onu yoğurduk. Pişirme fırını yoksa yenir mi o? İnsanın elde etmiş olduğu ilim bunu unutmayın ama bunu. Bazılarının altını çiziyorum. Tespit bu. Elde ettiğimiz ilim ve fazilet kemalatı ahirette bizi karşılık verip de uygulama safhasına geçiren yani elde ettiğimiz ilim fazilete kemalata dönmesini döndüren şey nedir? Fırın korkudur. İlim kazanımlarımız yemektir. Ocak korkudur. Korku duygusunu Allah onun için vermiş. O elde ettiğimizi olgunlaştırıyor. Mesela şöyle yapayım. İlmi elde etti. Allah korkusu yoksa başkasına vaat etmek için kullanır. Elaniyet yapar. Firavunluk yapar. Allah'tan korkarsa o korku, o ilim fazilete varır. Demek ki yemeğimizi, ekmeğimizi pişiren fırın korkudur. Korkusuz insan olmaz. Şimdi bir daha kuvve-i gadabiyenin tefriti. Aha! Orada birisi geçti ya. Ben daha gidemem. Mesela telefon ediyorum. Alo. Buyurun. Abi. Bu saatte uyandırılmaz ama. Abi. İyiyim de. Tamam kardeş söyle bakayım. Cenazede misin? Cenaze mi yıkıyorsun? Ben de uyku sarışıyor. Yani bir şey oldu da yıkadılar da gaz gene patladı. Yani gene nasıl yıkayacağız ne yapacağız? Moktan arıyor çünkü iki küsürde aranır mı? Kardeş söyle cenazede misiniz? Yok yok abi yok yok. Abi ben iyiyim de. Tamam. Acaba hep böyle olacak mıyım? Gelecekte kötü olabilir miyim diye aradım seni. Kuvve-i gadabiyenin tefrit modu. Modu tefrit mi ifrat? Ha? Tefrit. Korkulmaması gereken de korkuyor. Bakın psikolojiyi gördük mü abi? Abi ben bir şeye tek başımda evde kalp krizi geçirecek miyim? Sorulanları sorun. Bizde de oluyor. Ne yaptı mesela? Hiç kimse yoktu. Köydeyiz tamam mı? Dağın tepesindeyiz. Yalnız kaldık. Elektrik bitti telefonun tamam mı? Ben o kadar pil, lambanın şey yaktığını bilmiyordum yani. Pili yaktığını dibe vurdum. Tak birkaç dakika, birkaç 10-15 dakika sonra fener gitti. Köyden de bir saat uzakta. Zaten gündüz bile çekinirsin orman için. Tek kaldık. Eyvah! Yalnız kaldın değil mi? Ne diyorsun? Herkes ona. O çocukluğumuzdan duyduğumuz hortlaklar, cinler, şeytanlar, mezarlıklar. Hepsi orada. Herkes geldi. Hani yalnızdım? Arkadaşlar aslında yalnız demek bütün geçmişinle beraber olmaktır. Herkes geldi. Bak ateş bile attı.
Herkes geldi, hortlaklar, annemin dediği, tezemin, alamın, yengemin, benim, o mezarlıklar, o falan. Hepsi orada. Dar! Dedim, bağırıyorum, herkes duyuyor. Dar! Nesiniz lan siz? Ne oluyorsunuz lan? Her şey orada. O korkulmaması, görüken her sene. Allah böyle diyor, bak diyor ki, benden korkmasanız, benden hariç her şeyden korkarsın. Efendim? Korku akılda mı, ruhta mı, yoksa kalpte mi? Nerede yani? Korku? Çok güzel, çok güzel. Tahtanız var mı? Yok. Şeyde vardı da abi, kalem olmuyor. Yani ezberden söylesen kaliteli olmayacak. Keşke böyle bir tahta... Şuraya bakabiliriz, kalem var. Tahta var abi. Tahtayı ver abi. Ne kadar tahta var? Yani böyle bir şey mi? Büyük abi. Ay çok güzel. Harika. Harika. Ha böyle koysam gel. Bir konu, hemen bir kalem var mı abi? Yok, o... Kuşun kalemle olmaz da. O büyük kalemlerden yok muydu orada? Artık bilmiyorum. Bu arabada var, alayım. He, hemen getir, aferin lan senin arabanı. Az kaldı, cennete koydum. Hemen aklıma değil. Kaldır kardeş, o ne ya? En yukarıya kaldır. Arkadaki arkadaş soruyor, en uzak. Yanlış çıkmaz lan. Şimdi ben gene bir şey yapayım. İyi demek ki o gelene kadar konuşayım bu boş olmasın. Evet. Tefriti unutma. Korku nerede? Allah Allah. Allah Allah. Herkes orada dağda. Tamam mı? Herkes geldi. Dur. Dur. Kimsiniz dedim ya. Herkes durdu. Herkes aktif oldu. Tak üç kişi. Benim nefsim, benim ruhum, ben. Ondan sonra şey getireceksin. Nereye koyacaksın? Şöyle getir kardeş, sen oradan kalkıyorsun, sen oraya geç. Çünkü herkes buraya baktığı için. Sen şey yapma, böyle yap. Tamam, hadi bakayım inşallah. Getir abi. Geldi abi. Aferin. Ondan sonra. O da sizin. Var mı? Başka yok değil mi abi? Bir tane var, kırmızı yok. İyi, yeter, Allah bereket versin. Bak abi. İnsan kafası. Tamam abi. Korku ve haf nerede? Bu da kalp abi. Elbacım oldu abi. Güzel. Şimdi... Ama aslına benzedi gerçekten. Evet. Burası da lümme-i şeytaniye. Bak. Görüyor musunuz? Evet. Oradan. İnşallah görürüz. Belki de iki tane ders seviyesinde olacak. Bu inşallah görseliniz. Burası Latife-i İnsaniye. İnsaniye. Burası vicdan. Bu dima, yani kafa, tamam mı? Şimdi bu dimada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 tane mertebe var. Tıp der ki kafada akıl var. Bu tezine, bu kararına göre yürüttüğü çözümü, kararı yanlış olduğundan ilacı da yanlış oluyor. Kafada tek akıl var diyor. Ama ustad diyor ki hayır, 7 mertebe var. Tamam? 7 mertebe. Şimdi birincisi şu. Tahayyül. Kısaca şeylerini vereceğim böyle. Burası tasavvur. Burası taakkul. Burası tasdik. Burası izan. İltizam. İtikat. Arkası görme şansı yok ama sesimi duydu. Tamam. Şimdi burada vicdanda dört tane özellik var. Sesim geliyor mu? Geliyor. Tamam.
Bir. Açabiliriz mikrofonu biraz kendisine. Bu herhalde çıkmayacak. Çıkmayacak bir kalemmiş. Evet. Çıkar çıkar abi. Hocam, sizin için kötü. Kötü bir haber. Çıkar inşallah. Bu irade. Bu zihin. Bu his. Bu latife-i Rabbaniye. Şimdi arkadaşlar temel. Şeytan denilen adam, bu şeytan vücudumuzda sabit değil. Allah Resulü diyor ki kanınızda dolaştığı gibi dolaşır. Girer çıkar. Adam sabit değil. Nefsemare sabit bizde. Mesela nefsemare de ikiye ayrılır. Bir tanesi bedensel arzu ve isteklerin donmuş halı cisim. Şu. Yani ben uşkurluk mide merkezli. Yani bu madde nefsemare. Manevi nefsemare ise insandaki his, heves, tabiat şeyi gibi şeyler. Şimdi girmeyeceğim. Şeytan bu bir alettir. Tamam arkadaşlar? Bu alet. Vesveseyi şuraya atar. Şeytan. Şeytan. Vesveseyi bunun içine atar. Bu limbe-i şeytani. Buradan da kalbe atar. Kalbe atar. Burası kalp. Buraya atar. Fakat kalp kabul etmez. Nasıl anlarsın? Gibi böyle. Yani o anda Allah yok, peygamber yok, boş ver lan, ne namaz kılıyorsun gibi şeyler oldu. Ruh bunu kabul etmedi. İtince, senin haberin yok. Ruh itti senin şu derslerle. Senin otomatik sistem çalışıyor. Yani alametini söylüyorum. İçerideki savaşın. Bu şeytan vesveseyi attı. Allah yok diyor içeriye. İçerisi hayır diyor. İtiyor. Sende nasıl gözüküyor? Yani bir nevi Hasan abi. Vesvesenin kendisi zaten kalbin attığının alameti oluyor. Evet. Yani o hal o kabul etmediğini alametidir. Bu sefer kalp bunu atar dışarıya. Bunun adı şeyt mı? Ahlaksız sözler. Kalis tabiri. Şetim. Şimdi gelir bu şeytan burayı yemedi mi? Buradan içeriye atacaktı. Şöyle yapayım. Burası latülüme. Yemeyince vesvese buradan giden buraya atar. Tahayyül demek gözden geleni, kulaktan geleni, burundan geleni, yediğimiz, dokunduğumuz mekan, her şey oraya ilk önce gelir, burada şekillenir o. Bakayım ne? Ha Allah Allah! Bu şeye benziyor ya bu ses. Hemen sesi şekillendiriyor. Mesela Allah Allah, muhlamaya benziyor ya. Muhlama bu koku, ona neymetmiş ya. Hemen şekillendirir onu. Koku, ses, dokunma, görmeyi ilk önce kafanın tahayyülüne girer. Kaçınılmaz. Ve her şey format değiştiriyor. Ses görüntüye dönüşüyor. Koku görüntüye dönüşüyor. Mesela böyle elle hemen orada şekillendirir. Buraya atar. Tamam. Burada şekillendi, buna uygun, ahlaksız bir söze uygun bir şeyler olur. Tam öyle. Eğer video, film çok seyrettinse, YouTube'lara girmişsen, burada bir sürü video var zaten. Bu şetim, o bir videonun içine girer. Aynı onun gibi çalıştırır. Yani kendisine uygun bir şeyi aktif eder. Sonra bu aktif oldu mu, tasavvur denilen buna girer. Bu tasavvur da düşünce çöplüğü. Her şey var. Bu iki tane şey. Ama orada sureti kendisi kurguluyor değil mi? Tabii. Var olan malzemeden evet. Bir tezgah yapıyor. Yani sen daha önce seyrettiğin filmler, seyrettiğin, gördüğün, oraya yakın bir şey şekle dönüştürüyor. Gelen ahlaksız sözleri. Tamam. Şimdi bu şekillendi mi arkadaşlar? Buraya kadar sorusu olan var mı? Yok. Şimdi
şekillenince bu tasavvur denilen düşüncedir. Bu sefer şekillenen şeyler düşünceye dönüşür. Düşünce de İstanbul çöplüğü gibidir. Kontrolsüzdür bu iki tane yer. Sizi rağmen çalışır şurası. Şuradan aşağıya. Yani hayaliniz düşüncenizi kontrol edemezsiniz daha. Yani mutlaka edemezsiniz. Kısmen edersiniz. Onun için endişe etmeyin, korkmayın. Mesuliyet de yok zaten burada. Mesul da değilsiniz. Bana geçenlerde diyor işte. Lan şeyin yok diyor ha. Abdestin yok. Ha? Ben ne dedim? Ben zaten abdestsiz kılıyorum. Lan ne zaman abdest olur? Ne yapacak şimdi ben? Ne dedi biliyor musun? Ulan sen benden daha serserisin. Yani nerede vuracak bana şimdi? Ha? Gittim. Yukarıdan çıkmasın. Kalemin şeyi var ya bu yani deftere yazıyorsun da. Şey olmayınca bir tane daksil mi ne? Sürüyorsun. Elimde boya olmuş olabilir diye. Ben abdesti elimde geldiği kadar çıkarttım. Var mı yok. Tamam. Duvarda kesinlikle kaldırmam. Duvarda kaldırdığın zaman mutlaka görürsün. Yeni değil mi yani diyeceksin. Ne yaptım? Namazı kıldıktan sonra doğru odama gittim. Daksili aldım. Var mı başka bir şey? Ondan sonra bir şey çıksa abdestten namazdan sonra olmuş. Dersin var mı? Git al bir daha. Hiç kusura yok. Namazdan sonra olmuş. Anladın? Ya şeytana iyi bir çalım çakacaksın daha da. Yani senden daha akıllı değil mi ki? Ama zeki yani. Şimdi bu tasavvura geldim. Önemli olan bu. Bu tasavvurda ne var arkadaşlar? Tasavvurda korku. Korku. Vehim. Varı yok eden. Zan. Şüphe. Heyecan. Değil. Değil o. Oraya geleceğim. Hep derste bizi güldürmek için yapıyor. Yok, yok. Espri yapıyorum. Sen mi, sana mı geldin? Yok, ondan demedim ama. Ha, tamam, yok, sana mı geldik diye sordum. Ha? Tamam, bileyim bir daha. Tamam. Şimdi, korku burada. Adı neydi senin? Mustafa. Mustafa. Şimdi burada his görüyor musun abim? Biraz zor değil mi? His gibi his yazısı var. Evet, evet. Görüyorsun. Şimdi burası vicdandı abim, şurası, şu alet. Vicdan. Tamam mı? Şurada his var. Bu hissi bak okla çıkarıyorum. Haf burada. Hafı anlamak için örnek vereyim. Çocuk babadan korkar, anneden haf eder. Hafın içinde ümit yoktur. İnsanı çökeltir. Haf ise tatlı bir korku var ama korku demeyeyim işte. Yani ümitle reca, reca ile ümit var. Çocuğun anadan korkması gibi. Korku ama içinde ümit var. Allah'tan bir dikkat et. Korkuyoruz ama ümit de var. Tekrar anneye gidiyor. Haf buradadır. O dediğimiz, dedin ya, korku dedi, değil mi? Korku buradadır. Haf buradadır. Yani Allahsız düşünürsen toprağı, mekanı, şeyi, mezarı, kefeni, ölümü, kendini Allahsız düşünürsen, ona kaptırır, beyin şey olur, tansiyon çıkar, patlatır, damadan eder, kefene sarılırım, toprağa giderim ve salatu ve selam aleyke ya Resulallah diye. Bunlar hep düşünmek, Allahsız düşünmekten kaynaklanır. Allah'a devreye koymadan, Allah'a devreden, koymadan çıkan, ortaya çıkan korku. Allahsız düşünceler. Allahsız derken, rahmetini düşünmeden, merhametini nazara almadan, Allah ile düşünmek haf. Ama burada bir tuzak var. Günahları işte, sünnet-i seni yaşama, Allah'ın rahmetini itimat ettirir. Bu da şeytandan. İnce nüanslarla arayacaksın. Tamam mı? Şimdi amelin olduğu halde, sesim ne oldu? Heh. Amelin olduğu halde korkuyorsan o haf. Haf burada, vicdanda. Ne var farkını söylüyorum. Allah hesap etmeden olayları düşünmek. Korkuyu doğurur. Rahmetini düşünmüyoruz. Haf ise buradadır, ümitle beraber vardır. Bu insanı inşa eder, bu insanı çökertir. Bakırköy'e götürürsün.
Şey olur da beni abi kesecekleri yapma, burada birisi var, bugün bir tane sarıyor kadın. Beni kesecekler söylediler, Hasan Hoca'yı ararsan seni keseriz. Doğru. Ya ben kesene de yürüyeyim hadi. Şeytanlar değil. Hani nedir o? Allah'ın rahmetini, Allah'ın adaletini, Allah'ın merhametini, Allah'ın kuşatıcılığını, yani insana, Müslümana yakınlığını düşünmeden, yani kısacası olayları çözmeye çalışmak, korku buradadır. Şimdi buradan buraya iletişim var. Şimdi burada da tefekkür var. Tefekkür. Burada da ilim var. Biz Vesvese Risalesini okuyoruz değil mi? Ezberliyoruz. Gene vesvesi var. Niçin? Çünkü tasavvurda bilgi var. Malumat var. Düşünceler var. Tamam abi. Biz Vesvese Risalesinden bilgi malumat alıyoruz. İlme dönüşmemiş. Çünkü Risale'de diyor ki ilim onu tard eder. İlim faildir. Yani şu. İlim canlı ve ruhludur. Şuurludur. Mesela çık dışarıya. Çık. Bu nedir? Faildir. Değil mi? Atıyorum adam. Dışarıya atıyorum. Ama bilgiyle bak çıkman gerekiyor değil mi? Çık. Çıkmayabilir. Ama vurup kırarak çıkartıyorsun. İlim böyle faildir. Çıkartıp atıyor. Bilgi çıkman lazım biliyor musun? Çıkar mısın? Hayır diyor. Bir şey yapamaz. Yani bilgi fail değil. Eylem değil. İlim faildir. Canlıdır, ruhludur, şuurludur. Hazreti Ali diyor ki radıyallahu anh, malı siz korursunuz ama ilim sizi korur. Malı, arabayı, parayı, pulu sen koruyacaksın. İlme dönüşebilmesi için malumatların tefekkür edilmesi lazım. Vesvese Risalesini okurken tefekkür edersen, bunu yazarsan, ya böyle bir şey değil. Tefekkür edersen, ha şöyle nasıl oluyor? O okuduğun bilgi, malumat tefekkür formatıyla ilme dönüşüyor. Tefekkür edilmeyen her şey bilgidir. Malumattır. İmam Gazali der ki, bu diyor, zanaattır diyor. Zanaat, eylem. Sen arabayı tamir etmek neyse, insanı tamir etmek de odur. Malumat çünkü. Eğer bunu Allah adına yaparsan marifetullah olur. O marifet marifetullah olur. Şimdi anladık abi. Demek ki kuvve-i gadabiye korkulmaması gerekenden korkuyor. Allah devrede yok. Kuvve-i gadabiyenin ifratı ise hiçbir şeyden korkmamak. Allah'tan da korkmamak. Basati ise haftır. Her şeyin şeyi haf. Haf insanı inşa eder. Örnek verirsek dedik, anne ile baba kıyası gibi. Anne ile insan babasından korkar, annesinden haf eder. Çünkü anne dövdüğü zaman gene anneye gider. Hani çocuk bir yaşındaki çocuğa sorulsa senin en tatlı halin nedir? Annemin şefkatli tokatı ile yediğim tokattan sonra yine onun sinesine gitmemdir. Sinesine. Ama insan babadan kaçar bir daha gitmez yani. Aylarca konuşmaz. Tamam abi. Şimdi korku, haf sormuştun, korku sormuştun değil mi? Ha, farkını gördün. Allah hesap olmadan şuralardan çıkan işte bu. Eğer tefekkür edilirse ilim olur. İlim olduktan sonra ta itikada kadar gider, sonra iner aşağıya. Bu kalp. Bu insanın kafası. Şimdi korku var. Yersiz korku. Hemen bu şekli gördünüz. Hatırlayın burayı. Diyeceksin ki ilme dönüşmemiş malumatlardan ve Allah'ın rahmetini düşünmeden olayları çözümleyen bir kafada abi korku. Acaba ben hasta mıyım? Aklımı oynatacağım. Ya şimdi çarşı pazarı gitsem aklım oynatır. Aklım oynatırsam bir de geri gelemem. Orada ağlar ağlar durur ve kimse de bana bakmaz, ölür. Çöpe atarlar. Çöpe atınca da belediye alıp götürür mezar. Hikaye anlatmıyorum ama böyle bana anlatıyor. Ben de dinliyorum Allah'ım. Nasıl kurguladı bunu? Allah'ın rahmetini sabah katmadan olayını çözümlemeye çalışıyor. Allahsız düşünüyor. Onun için Allah insanın aleminde ne kadarsa varsa o kadar zorludur. Yoksa en bedbin insan odur. Buhran geçiriyor. Buhran
İnsanlık buhran içinde biliyor musunuz? Eğer İslamsız huzur olsaydı İslam gelmezdi ve mantığı olmazdı. İslamsız her bir hayatta huzursuzluk olacaktır. Bu kaçınılmaz. Bir tanesi ne dedi biliyor musunuz? Bunu da deyip de ondan sonra Kuvve-i Akli'yi de okuyacağım, keseceğim. Esenyurt'tayım, cenaze evinde. Ama kodaman değil, kodaman değil, kodaman. Elit tabakasının cenazesini. Yani ben bilmiyordum öyle olduğunu, gittik işte. Gittik, ya giderdik zaten, sorun yok. Onlar da ölüyorlarmış değil mi? Ben onlar da öldüğünü ilk defa görüyorum. O var ya yukarıya doğru, böyle aya doğru binalar. Onların sahiplerinden. Ölmüş. Nasıl öldüyse. Bir de ben inanmadığım bir şey var. Doktorlar nasıl ölüyor? Onu da anlamıyorum. Tamam. Şimdi ders yapıyorum, inan. Niçin insan mutlu değil? Hatırlarsanız onu da okurum. Bu dersi okuyordum, bunun üstadını. Bir adam var, nasıl dinliyor biliyor musun Mustafa'm? Gülüyor. Böyle alemi seyret, içini gir yani, surata gir, böyle bir. Yani söylediğin şey hepten dışarı vurdu, deniz gibi. Deniz düşeni dışarı atar ya. Hani utanan kızarır ya. Adam, ulan etkiledi beni ya. Konuşuyor, o kadar adam, bembeyaz olmuş yani, pembeye dönüşmüş. O kadar rahat, o kadar rahat, cennet bir havası var adama. Dedim böyle, bakıyor, ne kardeşim dedim, müzeşyasına mı bakıyorsun? Hadi, hadi, ne oldu dedim ben. Biraz kendim geldi, böyle güldü bu sefer. Nasıl, mutlu musun? Ne dedi biliyor musun? Şu anda o kadar mutluyum ki, bütün ömrümü demiyorum, kalan ömrümü. Akşam yatsıdan sonra dedim, sonra. Şu yatsıdan, yani şu zamandan sonra yatsı demiyorum. Şu zaman çünkü namaz olmadı belli ya. Sabaha kadar, bak şu haletim demiyor, şu andaki benim psikolojim diyor, sabaha kadar böyle mutlu olayım, sabaha kadar. Şu halim sabaha kadar gitsin, hiçbir şeyim olmasa dünyada, hiçbir servetim olmasa. Yarın da bir tane söyledi hocam, dedi. Yani normal bir cahil adam der, çünkü elinde bir şey yok. Mesela ben akademi şey olursa inan bir gökdelen vereceğim sana. Yok ki vereyim. Yani var ya böyle diyebilirsin, yok. Yanımdaki dedi ki, tanımıyorum. Hocam, bu dedi, bu hani var ya, site yapıp da, rezidans mı ne? Onları yapıp satan, Esenyurt'ta 4 tane mi 7 tane mi şeyin fırını olan, şeyde, Karabük'te bilmem nesi olan, demir toplanıcı sonra, böyle bir adamdır dedi. Neyi vaat etti? Şu andan, şu andaki durumun, psikoloji rahatlığım sabaha kadar devam etse, bak nimete bakın size söyleyeceğim. Sabaha kadar devam etse, sırf sabaha kadar, hiçbir şey olmazsa. Şu anda sizde rahatlık yok mu? Bu rahatlığı neyini bulacaksın ya? Şu rahatlığı, şunu gördükten sonra ne kadar rahatladın? Korku neymiş? Haf neymiş? Korku nereden geliyormuş? Tamam. İman olunca korku hafe inkılap ediyor. İman yoksa imanın zaafı noktasında, hani Allah yok ya, yani imanın zayıflığı nispetinde korku olur, iman arttıkça hafa dönüşür. Arkadaşlar, hayatımızı imanla mayalarsak tatlı bir haf olur, zevk olur. Şimdi ben Kuvve-i Akli'yi okuyorum, İfrat Tefrit'i. Sonra müsaade ederseniz zamanım dolmuştur. 5-10 dakikada geçti, 5-5 dakika. Ondan sonra şey yapacağım. Yok daha olmadı. Geçe başladı. Tam bir saat daha bir şey oldu. Tam bir saat, tamam. Kuvve-i Akliye'nin tefrit mertebesi gabavettir ki hiçbir şeyden haberi olmaz. Kuvve-i Akliye. Odur mu odur. Takos mu takos. Hiç basmıyor. Yani Allah vergisi değil. Kendisi çalıştırmıyor. Merak etmiyor, öğrenmiyor. Kafası gabavetli. Tam tefriti bu. Basmıyor. Bir de özgüveni yıkılmış. Ben anlamam, ben beceremem. Yok tabii ya, ben mi yapayım? Yapabilir miyim? Yapamam canım. Benim alışı yok. Bu Kuvve-i Akli'nin meysa dese ki, ya ben bu dersi anlamam, anlamam ya, ben çıkıyorum. Kuvve-i Akli'nin tefrit mertebesidir. Dersi dinleyince, ya niye kendine zulmediyorsun? Niye anlamam diyorsun da kendini bloke ediyorsun?
Şeytan da zaten öyle söylüyor. Ben İngilizce konuşmuyorum ki, Fransızca da konuşmuyorum. Size hazmettiğim ilmi söylüyorum. Bu ne var yani bunu anlamayacak? Eğer olayları çözerken Allah'ın rahmetini, ilmini, Cenab-ı Hakk'ın inayetini, rahmetini, beşeri acizliğimizi size göre muamele edeceğini düşünürsen o korku hafa inkılap eder. İman arttıkça korku haf olur, iman azaldıkça korkuya dönüşür. Ya ne var yani burada? Peki niye diyorsun ki ben bu işi anlamam? Bu kuvve-i akdenin tefrit modudur. İfrat modu ise cervezedir ki hakkı batıl, batıl hak suretini gösterecek kadar aldatıcı bir zekaya malik olur. Bir insanın zekası öne gider, aklı aşağıda olursa kuvve-i akdenin ifrat modudur. Zeki olursa, aklı aşağıda olursa, ne demek biliyor musunuz? Üç tane şey kullan, burada da kullanmıştım bir de yapayım. Bu el yapılırken bu el kullanılmadı. Bu elden önce el olması lazım değil mi? Bu göz yapılırken bu göz kullanılmadı. Bundan önce bir göz olması lazım öyle mi? Bu akıl yapılırken bu akıl kullanılmadı. Bu akıldan önce akıl olması lazım. İşte bu aklı yapana bağlarsak vahiy akıllı olursa. Ben bana yeterim deyip vahiye bağlamasan bu aklı zeki olursun. Yani dinleyişin yoksa zekisin. Demek ki bir insanın zekaveti öne geçerse psikoloji sorunlar oradan çıkıyor. Dikkat edin, çocukların, hayvanların, delillerin psikoloji sorunu yoktur. Akıllıların da yoktur. Akıl ne kadar önde olursa, aklı ile zekayı anlattım diyeyim, bir daha mı anlatayım? Bu akıl bana yeter, vahye bağlanmaz derse, aklın 30 küsur tane sıfatından bir tanesi zekavettir. Dahidir. İnsanın dimağını bloke eder, zekavetiyle hareket eder. Zekiler buhran geçiriyor. Akıllı ise bu akıl benim başıma beladır. En büyük bela benim. Tamam mı? En büyük servet de kendimi keşfetmektir. Yani bu aklı verene, bu aklı bağlarsak akıllı oluruz. Peki Hasan abi, bu arada zekavet ifadesinde şimdi herkesin ayırıcı unsur olarak zeki olması mı, yoksa insanlarda belli bir şube olarak bir zekavet var? Zeka aslında aklın hizmetçisidir, sıfatıdır. Mesela şöyle diyeyim. Senin bir meziyetini söyleyelim. Diyelim ki iyi bir konuşuyorsun veya çok merhametlisin. Eğer bunu Allah'ın dediği gibi kullanırsan bu sıfatın akla hizmet eder. Eğer çok konuşuyorsun, enaniyettir, şöhrettir, bunun adına kullanırsan zekisin. O zaman ene o zekavete yapışıyor. Evet. Yapıştığı zaman diğerlerini görmüyor. Görmüyor. Allah hesabına kullanırsak akıllı oluyorsun. Allah'ı devreye sokmasan zeki oluyorsun. O zaman da Allahsız düşününce bütün belaları toplayan bir alet olur. Şey diyor ustak buna. Bütün bela ve musibet sıkıntıları toplayan, celbeden bir alet-i muzir olur diyor. Muzir bir, ha? Meşhum bir alet olur. İşte muzir işte. Yani bütün olumsuzlukları toplayan meşhum bir alet olur. Başa bela olur. Şimdi vasatı okuyorum. Ya ifratı neydi? Celbeze. Oo, hakkı batıl, batıl hak. Öyle bir konuşuyor ki. Ulan batılı ya, batılı ya. Öyle bir tasvir etti, öyle bir ikna metodu, celbeze kullandı ki beni de ikna etti. Bu celbeze. Evde nasıl olur? Hanım, sen düğünde de böyle yapmıştın. 3 sene önce de falan yerde böyle demiştin. Kayınpederin orada giderken de şöyle yapmıştın. Bütün o geçmişi toplamış, sanki şimdi söylemiş, yapmışın gibi hepsini toplayıp öyle bakmak ona. Bu celbezedir. Vasat mertebesi ise hikmettir ki hakkı hak bilip imtisal eder, batılı batıl bilir, içtinab eder. Şimdi ben burada kesiyorum size, inşallah istifade edeceğinizi 20 küsür tane vecih cümle okuyacağım ve keseceğim inşallah. Nasıl keseyim isterseniz, işte vaktiniz geldi, bundan sonra size ait. Fatiha'yı çekeyim mi yoksa okuyayım mı? Tamam, yani isteğinize bağlı. Şey gibi olmasın böyle de. Sonraki. Ben istiyorum ki istifade edesiniz diye.
200. 200. sefa. İnşallah bir cümle sizden istifade ederseniz Allah bereket versin. Bak. Muvaffakiyet ihlastandır. Kalbin cenneti yaşamak Allah'tan ve ümitli dünyada yaşamak da mümkün. Yani dünyada huzurlu ve mutlu, yani cenneti yaşamak istiyorsan Allah'a Allah ve ahirette ümitli olmaktır. Ümitli olursan ahiretle elhamdülillah ruhun cenneti olur. Allah'tan ahirette ümitli olmak sadakat da mümkündür. Doğru yaşamak da ortaya çıkar. İçsel fakirlik, fakir kimdir? Serveti çok az olan değil, cimridir. İçsel, ruhsal fakir cimrilerdir. Hakikatin men ettiği taassup cehaletten ve Adem'i mahkum edendir. Yani karını zararını bilmemek, yani dostunu düşmanını bilmemek, yani kendi cemaatindeki fertlerin kıymetini takdir edememek bir cehalettendir, iki muhakeme edememektendir. Yanlışlık, cümle değişiyor. Yanlışlık doğru yerde, doğru zamanda, doğru insanlarla beraber olmamaktandır. Doğru yerde, doğru insanlarla, doğru zamanda, doğru iş yapmamaktandır. Şeytanların ve cinlerin musallat olmaları günahlarımızdandır, zanlarımızdandır. Haya azlığı, banyo ve yatak adaplarını terk etmekten ve internet ve televizyon müptelası olmaktandır. Kalbe mananın inmemesi haram yememizdendir. Kulaklarına dikkat etmemektendir. Yani okuduğumuz bu dersler, okuduğumuz Kur'anlar, dinlediğimiz sohbetler kalbimize inmemesinin sebebi kul hakkına dikkat etmemektir. Haram helal dikkat etmemekten kaynaklanıyor. Kafanın almaması, ya ben bu dersi almıyor kafam, bana ağır geldi demek. Kafam almaması, kafamıza gözden, kulaktan, burundan, ağızdan, elden içeriye girenlerin ervah habiselere dönüşmelerindendir. Geliyor. Gözden, kulaktan, burundan, ağızdan, elden giren yanlışların içeriği bloke etmesindendir kafamız basmaması. Zaafı gösteren tekebbürün ile, aksi gösteren gururun ile, yani insan tekebbür kimdir? Kibirlenme. Zayıf adam kibirlenme ihtiyaç duyar. Aciz adam gururlanmak ihtiyacını duyar. Şöyle böyle düşün. Büyük adam büyüklerine ihtiyacını duyar mı? Kim duyar? Küçük adam duyar. Küçükler büyüklenmek ister. Kibir, zayıfların, gurur, acizlerin sığınağıdır. Aç, muhalefetin menşei, meraksa ilme hocadır. İhtiyaç, terakkinin ustadıdır. Sıkıntı, muallime sefaattir. Sıkıntı ise madeni yeisle suizandır. Sıkıntı nereden çıkıyor? Ümitsiz olmak ve suizan etmekten. Dalalet fikridir. Zülmet kalbidir. Temassül ise tezadın mühim bir sebebidir. Emsal olmak kavganın bir sebebidir. Tenassül ise birbirimizi tamamlamak gibi isek, benim yaptığım fırın, sen de manav, ötekisi de bakkal. Bu tenasübe sebeptir. Yani birbirini tamamlamak olursa tesanüt olur, orada birlik olur. Küçük olan büyük görünmek ister. Bir dakika. Küçük adam küçük olduğu için büyük görünmek ister. Büyük olan büyük olduğu için büyük görünmeye ihtiyacı yoktur. Zaten büyük olan büyük görünmeye ihtiyaç duymaz. Zaaf kalbidir, zaafı kalbidir, gururun menbaı. Yani gururlu insan kalbi hastalığına sebeptir. Tahrip kolaydır. Bundandır ki aciz adam
iktidarını göstermek için tağut taraftarı oluyor. Hazmolmayan ilim telkin edilmemeli. Sen hazmetmedin, söyle ama tesir etmez. Beraber konuşmalı, menfaati esas tutan siyaset canavardır. Lisan-ı siyasette lafız mananın zıttıdır. Yani yapacağız, yapmayacak. Lubu bulmayan, esası bulmayan, merkezi bulmayan kışın ile meşgul olur. Hakikati tanımayan hayalata sapar. Sırat-ı müstakimi göremeye ifrat ve tefrite düşer. Dersimiz buydu. Muvazenesiz, yani metresiz ve mizansız, kantarsız olan çok aldanır, aldatır. Bir elimize kantar, bir elimize metre koyacağız. Tartacağız, ölçeceğiz. Bu yoksa çok aldanır, aldatır. Birkaç tane cümle var, onu da okuyayım. İfrat-ı şefkat illettir. Şefkatin ifratı illettir. Tefrit-i şefkat merhametsizdir. İnsanlığın tadını varamamaktır. Vasat-ı şefkat insan olmaktır. Cahilde yüz çevir ve ariz alim cahilin. Kaliteli insanın hem dostu hem düşmanı kaliteli olur. Bir adamı bakın dostu düşmanı kimdir? Kaliteli adamın dostu da kalitelidir. Kaliteli adamın düşmanı da kalitelidir. Eften püften adam düşmanı olmaz onun. Beyazıt-ı Bestami Hazretlerine manen sordum ben. Mezarına gittim. Namaz kıldırma nasip oldu. Mihraptan döndüm. Mezar arkada. Manen ona sordum. Allah o mihrapta nasip etti. Dedim ki siz niye büyüksünüz diye sordum. Mihraptayım ya cemaat önümde arkamda. Beyazıt-ı Bestami Hazretlerine sordum. Niye büyüksünüz? Dedi ki bana, sizin için büyük olanlar hiçbir zaman bize büyük olmadığı için biz büyüğüz. Lazım olan her şey sende var, yalnız fark et. Tartışmalardan uzak dur. Tartışmayı kazanan ne olursa, tartışmayı kazansan ne olur canım sıkıldıktan sonra. Yani tartışmaya kazandım. Ama tartışmada canım sıkıldıktan sonra kazansam ne olur? Her şeyin şırası var değil. Ya her şeyin sırası var değil. Sıkıntıların bir sebebi sırası olmayanı şimdiden istemektir. Rezil olmak istemiyorsan iffetli ol. İnsanların ayıplarını görme, ört. Güzel ahlak tevazu ve belalara sabır ve kazaya rızadır. Güzel ahlak tevazu ve belalara sabır ve kazaya rıza gösterendir. Gizli sadaka ver, kalbinize dokunana, hayatınıza mana katan dostlarınızın kıymetlerini ölmeden bilin. Hazır zamandan çıkmamak hayvani duygulardandır. Hikmet mazi ve hal ve istikbali içine alıp muhakeme ve muvazene edendir. Ve dima bu vesileyle vasata getirilir. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Vahır devahım enilhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha'tı masalavat.